Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Haziran 2023 ve pazar günü tekrar Güney Afrika'dayız. Bakalım Güney Afrika'da Turfontein'de bugün ne yapacağız? Şimdi ben bu yayını yaparken Scottsville vardı hatırlarsınız. Scottsville yarışları şu an 3'te 3 gidiyoruz orada. Kegan de Mello Show var yalnız burada. Kegan Demir'de şu var. Richard Free bayağı pabucunu dama attı. Bugün 3 tane koşu kazandı. Şöyle arka arka bakın. 1, 11-3. Şu hele 4. koşu bu. Saturn Cup denen 11-50 ile geldi. 11-50 ile geldi arkadaşlar. Burada biz uyandık zaten burada. Çok at yazdık. Bakalım burası tutar mı? Bu premium üyelere vermiş olduğumuz son dakika şablonumuz arkadaşlar. Evet. Bakalım hayırlısı 3 tane kaldı. Yani çok vermez ama az da vermez. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar burada bugün ne var elimizde ona bakalım. 7. pardon özür dilerim. Saat 13.35'te oradaki birinci koşu buradaki oradaki ikinci koşu arkadaşlar. Oradaki ikinci koşudan almış çakallar. Çünkü burada 1 ve 5 var. Baktığımız zaman tabii kolay geçilecek diye burası. 1 ve 5 çok ön planda burada. Ama 5 yani Deniz Schwartz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da ne kadar başarılı oluyor bilinmez. Burayı biz 1 numara Conta Fiscum ve 5 numarayla geçeceğiz. Ama dediğim gibi istiyorsanız buraya şu Wienerker'in Sivoloke'yi de Veloce 8 numarayı da ilave edebilirsiniz tabii. 1-5-8 geçelim. Burada 5 en azından 7'li plase için 5 ikincilik yapabilir o. Çok güzel ikincilik yapıyor Deniz Schwartz. Evet şimdi altılı gayem başlıyor ikinci koşuyla beraber. Saat 14.10'da Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Tabii şimdi Şahatin'le çakışmış o yüzden böyle bir koşu ileri atmış TCK'lı abilerimiz. Evet burası arkadaşlar 5 numara Katira. Kegan Demer ile Banko ile başlıyoruz. Banko atacağız bunu. Güne Banko ile başlıyoruz arkadaşlar. Böyle iyi oldu. Daha iyi. Hem Banko ile başlamış oluyoruz. Burada Kegan Demer'le götürecektir olayı. Bakalım dün şov yaptı yani. Bugün ne yapacak? Üçüncü kuşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burası sıkıntılı bir ayak. Böyle handikap puanları coşmuş olanlar var ama üzerindekiler şöyle o safkanı birinci taşıyacak adamlar değiller. Yine de biz yazacağız tabii otomatik olarak yazacağımız hatlar var arkadaşlar. 7 numaradan başlayalım. Pete Kingfisher. Kumao ile götürebilir olayı. Bu 7 götürebilir olayı. 10 numarada The Frontline. Gavin Lerena. Bu Amerikan Aygır'ın yavrusu ve saf Amerikan. Anne, baba, hepsi. Teyze, hala. Lancaster Boomer arkadaşlar. 11 numaralı Play with Fire. Brewer'la yani bu üstündeki vatandaş apprentice olduğunu hatırlatırım. 5 numaralı Camo Camo. Çok fazla K var burada. Kevin Nemero'yla. 5 numaradan sonra 1 numaralı Cooper John. Calvin Habib ve 3 numaralı Phil Allwright. Bu da şimdi öyle bir internasyonel takılmış ki baba United States İrlandalı, anne One Love Brezilyalı ve geldikleri hat bu Bay Monduro Alman. Ama sonuçta 4 tane yarışta meydandan çıkamamış da. Evet. 7, 10, 11, 5, 1, 3. Bu safkaların hepsini yazmamız gerekiyor. Evet, 4. koşuda şimdi Maiden 3 Green Güzel 2600 metreye çıkacaklar. Böyle bir uzun metrajlı bir koşu bu arkadaşlar burada. Şimdi burada tabii gönül ister ki ekürlere biz banko atalım. Özellikle 8 numarayı. Yani 8 numarayı baz alarak öyleyim. 8 numarayı derken 8 numarayı baz alarak ekürleri banka atalım. Şimdi 2 numara çok saf dışı onu söyleyeyim size. Büyük sürpriz olur. Bu bir tık böyle hani bir şekilde sürprizin hani
Sürprizin sürprizi olmaz da sürpriz olur yani gene. Ama bu Lady Dinamo banko atılımı, hayır atılmaz. 60 handikap puanıyla bir üçüncülüğü var. Diğerleri vasat bir yarış şeyi var, şekli şemali var. Şimdi burasını şöyle yapacağız. Ekürleri yazacağız. 3 tane daha at arkadaşlar yazacağız. 1 numaralı Time to Meditate, Winneker'le. 7 numaralı American Greyhound, Muzi Yeni. Ve mecburen bunu yazacağız arkadaşlar. 9 numaralı La Dreamer, Craig Zecchi. Evet. 8, 1, 7, 9 diyeceğiz. 4 atla arkadaşlar geçeceğiz burayı. Ama dediğim gibi bu 4 ata yazalım. Yani bu herhalde 9'u yazmamazlık hiç yapmayın arkadaşlar. Sakın. Burada geliri or altında. 5. koşu. 5. koşu 13 tane safkanın bir araya geldi. Şartlı bir mücadele bu. 3 ve Crash Dingizler yine 2600 metre. Evet, şimdi burada bir tane alternatif bankumuz var ama yani böyle çok bel bağlanacak banko, alternatif banko değil, Good Council. Çok uçuk bir AGF çıkarsa okey olabilir. Geliyor gördüğünüz gibi zaten 1.05'ler falan. Genelde geliyor ama burada bizim böyle öyle bir at söyleyeceğiz ki size hakikaten bugün bu atın burada ilk koşacağından eminiz biz. O da şu Amerikan baba Kind Judy 8 numara Jude Pot yavrusu. Arkadaşlar bugün kazanabilir bu 8. Çok dikkat. 1 ve 8 burada çok ön planda. Öncelikle onu söyleyelim. Yani alternatif banko bile bir pek söylemek istemiyoruz yani. Ama grubun üstünde bu safkan. Yani dediğim gibi olabilir. Bakın yani burada bu safkanlar saldıracaklar. Bu safkanların arkasından arkadaşlar. Şimdi bu noktadan itibaren vermiş olduğumuz atları bakın içinden seçebilirsiniz. Hepsini yazmak durumunda değilsiniz. Bizim için şu iki tane at önemliydi. Ha, bunlara 7 numaralı Prime Example JPN ile 11 numaralı Over the Two View kat diye değil arkadaşlar. Son koşusunu kazan. Dediğim gibi ister yazın ister yazmayın. Evet. 2 numaralı White Fang son koşusunu yine kazandı Kegan Melo ile. 6 numaralı Flying First Class Calvin Habib ile. Sıkıntı çıkartabilecek bir at bu. Dikkat. Ve 3 numaralı Whispers of War Kumalo ile. Bu da sıkıntı çıkarabilecek bir at. Evet. 1, 8, 7 ön planda burada arkadaşlar. Bunların arkasından da 11, 2, 6, 3 bakarsınız. Yani o son söylediğimiz 4 at içinden seçip de yazabilirsiniz veya yazmazsınız tabii ki diyoruz. Evet, şimdi buraya geldik. Burada arkadaşlar Gavin Lerana'ya güveneceğiz. Astix'e banko atacağız arkadaşlar. 1, 4 ve 9 numaralı safkanlara burada güveneceğiz. Yalnız 2 numara çok ciddi rakibi. 2 ve burada bakın şöyle söyleyeyim. Ekürler neden biz banko atıyoruz? Kegan Demelo'nun da getirirse bu 4'ün de geliri var. Out of the Darkness. Bunlar bizim bankomuz arkadaşlar. 1, 4 ve 9 burada bizim bankomuz. Ama dediğim gibi 2 numara Bartholdi ciddi rakipleri ve 5 numara ciddi rakipleri. 2 ve 5 ciddi rakipler arkadaşlar. Hatta 3 numara yani 2, 3, 5. Burada rakip yani yazdırmak istiyorsanız at. 2, 3 ve 5 numaralı safkanları mutlaka burada gündeme getirmeniz lazım. Biz tek atacağız. Burada Gavin Lerana bence 4 numara burada yarışa gidecek. Diğerlerinde kapışacak 4 numara olacak. Şunun çok büyük bir fonksiyonu bir de üzerine bu Breaver denen vatandaşı bindirmişler. 50 kilo. Apprenti. 2, 3, 5 rakipleri arkadaşlar. Düşürmek istiyorsanız bunları yazmak lazım. Son ayağa geçtik şimdi. 7. koşu şartlı. 3 yukarı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 2 tane at vereceğiz ve hatta yani ben bir tane sürpriz vermek istiyorum açıkçası. 1 numaralı Meridus, Raymond Danielson. 2 numaralı Cirillo. Burada Wienerker. Şimdi bu Comfort Clips tabi bir tık önde. Hani böyle küçük bütçeli arkadaşlar için bak bu güzel bir banko adayı olabilir. Yani üzerindeki Raymond Danielson kolay kolay yarış kazanamıyor ama burada belki kazanabilir. 1 ve 2 normalde geliri var. Arkadaşlar ben bir tane daha at vereceğim size. Bunu yani sürpriz bazında mı düşünüyorsunuz nasıl ama 4 numaralı Queen of Shadows. Burada 1, 2 ve 4 numaralı safkanlar. Hatta çok daha böyle hani baba bir sürpriz bekliyorsanız
O zaman da şurada 11 numara Calibre Crest var. Soli ile. Yani bunu yazın yazmayın bir bakarsınız AGF oranına. Çok sürpriz düşünenler için. Burada bu Calibre. Twice Over yavrusu. Calibre Crest. Yani bu safkanın da bunlara eğer eksik koşarsa ki koşuyorlar arkadaşlar. Eksiğin kralını koşuyorlar. Yani bekliyoruz böyle. Adam ittiriyor böyle. Yani yok öyle bir şey. Bir şekilde gelemiyorlar. Ümit bağladığımız atlar. Evet. Burası 1, 2 ve 4. Kesinlikle yazalım ve 11 numaraya da bakalım. Evet arkadaşlar. Tour Fontaine ile ilgili görüşümüzün sonuna geldik. Bakalım dünkü Scottsfield'de ne olacak? Şu an bu yayını yaparken. Herkese bol şans. Hoşçakalın.